Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz, bahçemize de hoş geldiniz. Biz üzümleri toplamaya başladık. Hasat oldu, sonbahar geldi tabi. Bugün petmez yapacağız. Petmezi A'dan Z'ye nasıl yaptığımızı tarif edeceğiz. Biraz meşakkatli ama çok zevkli ve çok başarılı oluyor. Çok teforat gerekmiyor. Şimdi üzümleri topluyoruz ilk önce. Bakalım ne kadar üzümümüz çıkacak. Hadi bakalım, bize kolay gelsin. Size de iyi seyirler. Vallahi üzümleri topladık. Şimdi iş sana kaldı. Çiğneyeceğim. Şurayı çıkaracağım bakalım. Boşuna besleniyor seni. Kedi de benden önce gidiyor yardımcı. Şimdi biraz beyaz üzüm de koyduk. Tekirdağ'ın meşhur yapıncak üzümü. En meşhur üzüm, en güzel üzüm oydu. Arkadaşlar bu küçük taneli üzümler esas şıralık üzüm. Yani sofralık üzüm değil ama çok tatlı. Çok sulu. Esas şarap üzümü de. Biz pekmez yapıyoruz tabi. Birkaç kökü var. Burada sofralık üzüm var. Bu sofralık üzümlerden pek fazla şıra çıkmıyor. Onun posası çok. Onu söylemek istedim. Şöyle, bu da Tekirdağ'ın meşhur yapınca. Bakalım ne kadar çıkacak. Şeker gibi suyu var. Her sene tartıyorduk. Bu sene de tartalım mı? Bakalım kaç kilodur. Tartmayalım. Karardan 4 kova üzümümüz var. Bakalım devam. Sıkalım. Hazır mısın? Hazırsın. Tamam. Evet arkadaşlar, üzümü çuvalımıza koyuyoruz. Tamamını gir ben. Çiğneyebilir miyim tamamını? Çiğniyorsun, çiğniyorsun. Bir dakika. Ha. Olmazsa olmazı petmezde toprak arkadaşlar. Ak toprak. Ak tarladan aldık. Petmez toprağı. Petmez toprağı. Bunu koyuyoruz. Yani her çuvala böyle bir avuç, ama ben biraz zar zar attığım için çok göründü. Bir avuç yeterli. Hadi şimdi bismillahirrahmanirrahim. Kolay gelsin. Çizmelerde özel arkadaşlar. Yalnız bu böyle durumlarda kullanıyoruz. Dışarı akmaya başladı. Evet. Kan kan. Evet, akıyor şimdi. Bakalım ne kadar çıkacak. Bunlar da tavuklara. Toprak konmamış olsaydı bundan sirke yapıyorlar bazıları. Toprağı daha sonra koyuyorlar ama ben yapmayacağım ben böyle. Beyaz üzümden de siyah üzümden de aynı pekmez oluyor arkadaşlar. Petmez siyah oluyor. Bazıları ben beyaz üzümden petmez istemiyorum diyor ama nereden anlayacak beyaz olduğunu? Bir farkı yok. Bunu belirtmek istiyorum. Petmez yapmasını ustasından öğrendim arkadaşlar. Yani kendi kafamdan değil. Sonradan öğrendim ama tam usta benim arkadaşım. Ondan aldım patentini. Tamam, neden mi? Hı. Bismillahirrahmanirrahim.
biraz. Toprak hemen kaynamış arkadaşlar, köpürmüş. Şöyle. 20 litre civarında. Benim tencerem tam 30 litre alıyor yukarı kadar. Hani bir 3'te 1'i kaldı, 20 litre civarında. Bu zaten 12,5 litre alıyor. Bu da 5 litre varsaydı burada. Yani 20 civarında. Aşağı yukarı. Evet. Şimdi bunu karıştırmıyoruz arkadaşlar. Başka reçeller gibi, salçalar gibi. Yalnız üstünden köpüğünü alacağız. Kaynadıkça köpüğünü alacağız. Bakalım ne kadar kaynatacağız, ne kadar azalacak. Her sene yapıyoruz. Çok şahane oluyor. İnşallah bu sene de güzel olur. Hadi bize kolay gelsin. İlk köpükleri başladı arkadaşlar. Şöyle kevgirle alıyorum bunları. Bu şıra yarıya gelene kadar köpüklerini alacağız. Ara ara böyle. Bunlar biriktikçe. Bildir gibi suyu kalana kadar. Arkadaşlar tekrar köpük alıyoruz. Yine köpük yaptı. Bu köpükler beyazlamaya başladı. Yani toprak kalmadı, tortu kalmadı. Kokusu değişti. Böyle tatlı meyve kokusunu almaya başladı. Tekrar birkaç defa daha alacağım tabii ki. Sonra köpük çıkar mı çık. Arkadaşlar kaynaya kaynaya minicik kaldı tavanın dibinde. Mis gibi koku yayıldı her tarafa. Ama daha kaynaması gerekiyor. Tam olmadı. Günaydın arkadaşlar. Pekmeze devam. Bu pekmezi mutlaka böyle bir gece bekletmemiz gerekiyor. Akşam geç saatine kadar kaynattım. Şu anda da bunu süzeceğim. Mutlaka süzmem gerekiyor. Çer çöpü şöyle tertemiz kalana kadar. Dediğim gibi bunu ustasından öğrendim. Bunu süzüyorum. Tekrar ocağa koyacağım. Mutlaka süzülmesi gerekiyor arkadaşlar.
Evet, buraya kadar. Şöyle bir dibine bakar mısınız? Nasıl toprağı, çöpü birikmiş. O yüzden gece mutlaka bekletiyoruz. Bekletmesi şart. Buradan tertemiz olan üzüm suyu geçiyor. Arkadaşlar şu anda rengi şöyle. Biz bunu ben kaynatacağım. Rengi açılana kadar, pas parlak düz pekmez olana kadar dupduru bir pekmez oluyor. İki defa süzülürse böyle. Akşamdan bir de sabahleyin tekrar köpüklerini alacağım. Şimdi kaynaya dursun. Karıştırmak gerekmiyor. Yalnız pişmeye yakın taşıyor. Devam. Geldi. Arkadaşlar benim pekmez yarıda. Şu anda ben onu indirmem gerekiyor. Bu gece dinlenecek. Yarın sabah devam edeceğiz. Çok da güzel kaynadı. Tabii yarısı kaldı şirin. Pazarda görünce çok pahalı demeyelim. Evet, sabah olay rola yarın devam edeceğiz. Yarın devam ediyoruz. Günaydın arkadaşlar. Pekmeze devam. Bu pekmezi mutlaka böyle bir gece bekletmemiz gerekiyor. Akşam geç saatine kadar kaynattım. Şu anda da bunu süzeceğim. Mutlaka süzmem gerekiyor. Çer çöpü şöyle tertemiz kalana kadar. Dediğim gibi bunu ustasından öğrendim. Bunu süzüyorum. Tekrar ocağa koyacağım. Mutlaka süzülmesi gerekiyor arkadaşlar. Evet, buraya kadar. Şöyle bir dibine bakar mısınız? Nasıl toprağı, çöpü birikmiş. O yüzden gece mutlaka bekletiyoruz. Bekletmesi şart. Buradan tertemiz olan üzüm suyu geçiyor.
Arkadaşlar şu anda rengi şöyle. Biz bunu ben kaynatacağım. Rengi açılana kadar, pas parlak bir pekmez olana kadar dupduru bir pekmez oluyor. İki defa süzülürse böyle. Akşamdan bir de sabahleyin tekrar köpüklerini alacağım. Şimdi kaynaya dursun. Karıştırmak gerekmiyor. Yalnız pişmeye yakın taşıyor. Devam. Oh, misler gibi oldu. Arkadaşlar pekmezin köpüğü bile beyaz oldu. Beyaz olana kadar, yani rengin açılana kadar kaynatmamız gerekiyor. Hemen indiriyoruz. Dök, dikkatli dök. Evet. Kaldır yukarı, kaldır yukarı. Harika bir pekmez oldu. Harika. Ellerimize sağlık. Yapacak olanlara kolay gelsin. Ve afiyet olsun. Bizden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bildiğimizi, gördüğümüzü paylaşıyoruz. Allah'a emanet olun. Yarınki günlerimiz bugünden daha güzel olsun inşallah.